Herkese selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Konsol üstüne hoş geldiniz. Murat Sönmez, Onur Kaya karşınızda. Onurcuğum, bugün neden bahsedeceğiz? Bak, ben sana bir takım oyunlar söyleyeceğim. Sen bunların kaç milyon dolara olduğunu tahmin edeceksin. Olmaz tamam mı? Ben biliyorsun liste sabah öğlen baktım. Aklımda 3-5 bir şeyler yok, var yani. Yok. 3-5 bir şey. Burada farklı farklı şeyler var. Nah, kafamı sileyim mi yani içindekileri? Lan bilmediğin şeyler var diyorum. Doğrudur. Amenna. Tamam. Peki tamam. Peki. Okey. Tamam. Kabulüm. Uyum ya biraz. Uyum. Biraz uyu bana Onurcuğum. Sen mi bundan bahsediyorsun? Reklam almışsın. Evet evet. Bu arkadaşlar PlayStation. Hadi bakalım. Benden habersiz. Kaç Patronum para, habersiz. Kaç para aldın? Oğlum bu işler gizli. Rahatsız olsan kaldırayım koçum. Yok canım abi, niye rahatsız oluyorum şimdi? Ya öyle bir sordun ki rahatsız oluyorum desem bir evet, şey yapamam. Bilmeyecektim. Olmuyorum desem bir şey. Ya özetle arkadaşlar aslında şey istedik biz Murat'la. Ya bu oyunlar yapılıyor ama hani ne para harcanıyor, ne kadar reklam yapılıyor, bunun yüzde kaçı böyle oldu? Bir de tabii ki bu kadar paya rağmen kimler patlıyor konusu evet, var. Evet. Onlara bir el alalım istedik. Çok da zaten uzun bir liste yok ama böyle hani evet. Böyle bazen dudağımızı uçuklatacak rakamlar var. Onlardan zaten size bahsedeceğiz. Yani tarihin en çok, en pahalıya çıkan oyunları diyebiliriz. Evet, şimdi evet. Burada hem developer kısmı var, yani Hı-hı. oyunun geliştirme kısmı var, bir de reklam kısmı da var. Hı-hı. Bazıları reklamları açıklamıyor. Mesela Electronic Arts söylemez. Oyunların reklam bütçelerini hiç açıklamıyor. Hı-hı. Ama şeyleri açıklıyor. Yapım maliyetlerini. Yapım maliyetlerini Hı-hı. açıklıyor. Onları da hani tahminen götüreceğiz. Mesela en pahalıya mal olan oyun. 280 Şey yok. milyon dolar. Hayır. Bir dakika. Çalışmış. PR dahil değil. Tamam. Geliştirilme aşamasında en pahalıya mal olan oyun. Aslında senin de çok sevdiğin bir isimdir bu. Öyle mi? Evet. İsim, Evet. oyunla Bir alakalı. oyun yani. Destiny diye geldi aklıma. Hayır. Peki. Halo? Aa. Eyvah, ne oldu? Bakmıştın Kurdum listeye. vallahi Ya, ne kurdum oldu? aa. Star Wars Old Republic. Aa. MMO olan oyun. Ha. Memem olan ha. 200 milyon dolara. Evet. Vay. Developer yani Geliştirmesi. geliştirilme maliyeti 200 milyon. Tabii EA oyunu olduğu için Limitsiz para. tanıtımının ne olduğunu bilmiyoruz ama hadi kafadan da bir 150 de ona koysan diyelim vardır. En az 210'a 350 milyon dolar. 300-350 milyon dolar gibi bir paraya mal olmuş. Acaba çıkartabilirler mi Evet, bak parasını? şöyle enteresan bir bilgi var. Tarihin en hızlı satan MMO oyunu olmuş. Çok kısa bir zamanda 1 milyona çıkıyor. Ama tarihin en çabuk oyuncu Ondan bir kaybeden tanesi. Demek ki içerik dandikmiş MMO'larından abi. da bir tanesi Evet. olmuş. Şu anda da zaten hayatına ne olarak devam ediyor? Free Free to play to play. olarak devam ediyor. Sen bakmadın değil mi? Hiç girmedim. Hiç girmedim yani. Ben bir ara şey yapmıştım. Bakmıştım yani galiba free to play olduğunda mı baktım? 80 GB falan bir şey yüklüyorsun. Jedi oldum. Jedi oldum ama o Jedi şeyini hissiyatını çok fazla şey Yaşayamadım değil mi? yapamadım, yaşayamadım. Zaten Star Wars oyunlarının en büyük sıkıntısı bence Evet. her yerde çok Jedi Olması. olması. Yani Jedi olmamalı ya da Yani. onun Sith Ha. karşılığı elini değdiğin yerde, salladığın yerde iki Jedi'ye. Ha. Çünkü burada göreve gidiyorsun, senin de ışın kılıcı, başka biri de Işın kızı ışın karşıdan geliyor. kılıcı karşıdan Karşıdan geliyor. geliyor yani. Atmosferi öldürüyor bence. Ya ama orada yapımcının şöyle bir endişesi var. Sonuçta Star Wars oyunun Jedi olmak için E oynuyorsun. tabi. Bunun bir dengesi var. Yani ne bileyim 50 saatten sonra Jedi olabilmek bir Ha ihtimalse yani. bilmiyorum bunun doğal dengesini ama hani bir oyuncu 50 saat boyunca Jedi olacaksın. 50 saat MMO için çok komik bir şey aslında baktığında daha yani Hı. inanılmaz komik bir rakam küçük anlamında. Ama 50 saatin sonu Jedi olduktan sonra ne açılacak oyun? Çünkü bunun iki tipi var yani benim değerlendirmeme göre. Yani bu işte Jedi öncesi ve Jedi sonrası olmak üzere oyunu ikiye bölmen gerekiyor bir yerde. Çünkü Jedi öncesi yaptığın bir şeyler var, görevler var. Jedi olduktan sonra aynı görevleri vermek veya benzerini yaptırmak Jedi'lığa bir hakaret yani baktığın zaman. O işte o dengeyi nasıl sağlayacakları hep bu Star Wars oyunlarında bir sıkıntıdır. Jedi'lık öncesi bir şeyler yapıyorsun ayak işleri, Jedi'lık Tabi. sonrası başka bir şey yapıyorsun. Bunu normal RPG mantığı düşünürsen olmaması lazım. Çünkü RPG mantığına göre böyle lineer bir çıkış var işte. Fare kesen adam, domuz kesen adam, işte şövalye kesen adam, en büyük musu Troll kesen kesen adam adam. falan diye gidiyorsun. Ama Jedi'lık öyle bir şey ki yani insan Jedi. Hani o farkı Jedi olma hissiyatını yaşattırmak kolay değil bir oyunda. Çünkü oyunu iki türlü tasarlaman lazım. O yüzden de bence çoğu zaten Star Wars oyunu patlıyor abi bu konuda. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden memnun olsa tutmadı yani. Kolay Yani değil. 200 milyon dolar harcamışlar. Az buz para değil Az yani. para değil. Az Şu para ana değil. kadar geliştirme aşamasındaki harcanan en büyük para. Heh. Star Wars Old Republic. Gelelim senin çok iyi bildiğin bir şeye. Zaten demin de söyledin.
140-140. 280. 280 kim? Destiny. 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 Bunun tabi 140 milyonu geliştirme aşamasında 140 milyonu PR'da, reklamda kullanılmış ama o zamanlar şöyle bir laf vardı. 500 milyon dolar harcadık. Harcadık ya da harcayacağız, evet, işte gibi bir dünyanın en pahalı oyunu. Evet. 500 milyon dolar ama 2 günde çıkarttık falan diye de açıklama da yapmışlardı. İkincisi ne kadara mal oldu bilmiyorum. Bundan daha ucuza çıkmış ki listeye girmemiş yani. Ama ya hakikaten şey yaptın mı? 500 milyon dolar evde çıkarttı mı sence? Ne düşünüyorsun? Hani 500 demeyelim de 300 milyon dolar diyelim hadi. 280'miş de 300'e yuvarlayalım biz. Yani çıkartmıştır abi, niye çıkartmasın yani. Bayağı çok ciddi reklam şeyi yaptılar ilk oyunda. Ya haklısın da yani kampanya yaptı da çıkarttığından ben... Çıkarttı derken kazandı mı? Kazandı mı? Kazanmıştır. Kazanmış mıdır? Kazanmıştır. Ama ne kadar karlı olmuştur? İşte onu bilmiyorum yani. Yani onu bilemiyorsun. Yüzde kaç kar etti herif? Kaç katı şey yaptı? 1 milyar 2 milyar hasılat yaptıysa çok iyi para. Yok kesinlikle o katılım yani. Ama mesela şu an Destiny 2'ye baktığın zaman hani aslında bir update baktığın zaman. Yumuşak bir update yani Destiny 2 dediğin şey. Hikayenin bence esas noktası şu. Ben mesela Destiny'ye hayran başlayıp şu an Destiny 2'yi bırakmış bir Destiny severim aslında. Ne olacak sorusu var. Yani burada bir kere şey çok önemli. Bu adamlar bu barutu bir atımlık yapmadılar. Bu bir Destiny bir seriydi uzunlaması. Ve galiba beni takip ettiğin kadar birçok insan şu an Destiny'yi bırakmaya başlamış. Şurada bir aşağı doğru bir trend var şu an Destiny oyuncular arasında. Destiny şeyler, DLC'ler milletine rahatsız oldu. Yani olan dediler bu kadar para satıyorsun. Hem kısa süre çıkart hem de içinde şey yok. Adam gibi işte şey sen söyle neydi? Raid bilmem ne vesaire yok. Bir kötüye gidiyor yani. Yani ya sen zaten bir oyun çıkarttıktan 2 ay sonra bir geniş çaplı DLC yapıyorsan o belli ki onun kötü içinden niyet çıkartmışsın o kötü içeriği niyet aslında. Evet, kötü niyet yani bu abi. Biraz daha en azından bir 4 ay, 5 ay, 6 ay neyse peki, geçmesi bir lazım. Bir şey soracağım. Yani hadi şeyi anlarım. Star Wars'un bu kadar çok para harcaması anlarım. Çünkü böyle sürekli akan bir senaryo, bir şey script yazılıyor, seslendirme var, evren tasarlıyorsun. Belki binlerce oyuncu aynı serverda oynuyor. Destiny'ye baktığın zaman o kadar teknolojik değil. Yani Halo'da oynadığımız multiplayer maçların biraz daha geniş kitlelerle oynanmış hali. Seslendirme desen ilk zamanlar evet neydi şu bizim cüce var ya. O vardı hani en büyük belki parona gitti sonra çıkartıldı başkaları geldi. Peter Dinklage. Ha Peter Dinklage ha. Yani Destiny peki ben hep düşünüyorum 140 milyon dolar harcayacak ne var Destiny'de? Ara sahneler muazzam bir yani figüran kullanmıyorsun işte bir bence yok. Bence çok fazla sil baştan yaptılar. Oyunun geliştirilmesi aşamasında, konsept aşamasında çok değişiklik yaptılar. Hatta oyun belli bir yere geldikten sonra çıkmasına bir sene kala falan her şeyi bırakıp motoru falan bırakmamışlardır belki ama yaptıkları yeniden her şeyi bırakıp tekrar baştan başlamadıklarını biliyorum mesela. Böyle böyle bu birikti muhtemelen en azından geliştirme maliyeti arttı. PR işi başka bir şey. PR'a girmedi ama yani 140 milyon dolarlık oyun değil Destiny. 140 milyon dolarlık reklam nedir ya? İnanılmaz. Şaka gibi bir şey ya. 140 milyon dolar diyorsun ya. Yani ne yaptın acaba? Ya, televizyon yani reklamı vardır, bina giydirme vardır. Tam, ya var yani, var sinema var, var yani. Var tam. Bize gelmedi o para. yani. Onun orası kesin de. Ama çok bir yerlere gitmiş yani. Yani bak gene söylüyorum. BioWare'ın Star Wars'a bu kadar para harcamasına anlam veriyorum ama Destiny'nin 140 milyon dolar harcaması bir tek senin demiş olduğun gibi hani sıfırdan başlayıp projeyi ele almakla alakalı yani. Ondan çünkü değil bunu yani. Değil bir abi. Bir de tabii o 10 senelik proje dediler ya bu. Evet. Yani baktığın zaman muhtemelen Destiny 2 çok daha 50'ye belki. Çok daha öyle tabii canım. Yani. Çünkü update yani. Evet, çok bir şeyleri belli ilk kez yaptıkları için evet biraz fazla oldu. Peki şimdi seni biraz daha gerilere götüreceğim. Hadi bakalım. Çok enteresan bir oyun. Yine dünyanın en pahalı oyunlarından bir tanesi. 2008 yılına gidiyoruz. Tamam. Xbox 360 dönemlerindeyiz. 360 dönemlerinde To Human. 100 milyon dolar bütçe. Evet. 100 milyon dolar. Ama onun sebebini hemen söyleyeyim. Söyle bakalım. Oyun hatırlarsan motor değiştirmişti. Evet. Komple. Aha. Bir Ice Bucket diye bir motor kullanıyorlardı. Sonra Unreal'a geçti. Unreal'a geçti. İşte zaten orada muhtemelen aslında 50'likti falan. İkiye katladı herifler. Ama biz Murat'la hani Xbox 360 o dönemlerde exclusive anlamında çok güçlü bir makineydi yani. İyi exclusive'lar çıkıyordu. Biz de keyifle oynuyorduk. Tüyumunu çok bekliyorduk seninle. Evet, o zamanın en çok beklenen oyunlarından bir tanesiydi. PlayStation 3, Xbox 360
evet, karşılaştırmalarında Xbox tarafında hep Tühum'un gelecek. Tühum'un gelecek böyle falan. Böyle falan yani. Bir de evet, tasarımlar da orijinal böyle insansı tanrılar falan böyle bahsediliyor. Böyle mekanik bir ortam. İskandinav evet, diyarlarında geçiyor yine. Ve şey yani listeye biraz sonra birçoğunu zaten konuşunca fark edeceksiniz. Başarısız olmuş belki tek oyun budur. Wow, diğerlerine göre. Yani bu ağır ağır patates yani. Patatesin şeyi bu. Tabii. Bu 100 milyon dolar. Tabii bunun şeyini bilmiyoruz. PR'ını bilmiyoruz. Bir 20-30 dakika falan ondan koysan. Aha. Yani 130 milyon doları Microsoft aldı ve çöpe direkt çöpe attı. Ve ya ben hatırlıyorum oyun ne kadar kötü bir oyundu ya. Yani oynanacak gibi değildi. Bitmemiş bir oyundu. 4 sene 5 sene geliştirdiler. O zaman biz şeye dalgasını geçiyorduk. İşte bu da yeni Duke Nukem olacak falan filan diye dalgasını geçiyorduk. En sonunda çıktılar. O oyunun böyle 20. saatinde bir cutscene giriyor. Hiç tanımadığım bir adam var orada cutscene'in içerisinde. Bu kim lan diyorsun. Böyle acayip bir şeydi yani. Adamlar son anda toparla demiş. Ne varsa satacağız. Çok acayip. Çok kötü bir oyundu ya. Yani hakikaten oyun çöplüğü içerisinde yer bulmuştur. Hı-hı. Yine başka çok zamanına göre inanılmaz bir para abi. Shenmue 1999 yılında yapılmış. Bunu biliyor musun? Yok hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Tahmin et. 80. 70 milyon dolara. 1999 yılında. Yani dolar değişmiyor sonuçta. Ya yok, orada yani, da yine bir enflasyon var ya abi. Ya okey çok yüksek değil ama yani ama gene 70 milyon dolar o zaman için oynar bak, iyi 20, para. 20 sene öncesinden bahsediyorum. Ama abi neredeyse söyleyeceğim bak Shenmue'nun yani her planında, her sahnesinde bir seslendirme, bir evet, sanatsal bir öğe, bir dokunuş, bir bütüncelişi var yani. Shenmue bak bunu eder yani çünkü... Yani o zaman için olağanüstü bir para bu yani. Mesela diyorsun ki Destiny 140 milyon 2015 yılında. Ondan sonra tam 20 sene önce 70 milyon dolar. Ama parasının hakkını vermedi mi? Vermiş mi? Ama vermiş değil mi? Vermiş de kazanamadı ama. Evet, o da enteresan. Parayı batırdılar. Batırdılar maalesef. Daha yakın zamanlara gelelim. GTA 5. GTA 4 de var. GTA 5 de var en çok. Hadi 150 milyon koyarım abi GTA'ya. Koyar mısın? Koyarım. GTA hangisine ama? 5'e. 5'e. Toplam mı? Aha zor soru. Yani bilmem toplam olsun. Yok. Ne daha kadar? Fazla. 137 milyon geliştirme, 125 milyon. Of. Of. Reklam. Of. 265 milyon. Peki GTA'nın bu kadar reklam ihtiyacı var mı sence? 5'in hem de. Kim bilir ya. Tabii 125 milyon dolarlık bir reklam kampanyası. Çok, bak çok enteresan geldi bana yani. Evet. Bugün kime gitsen GTA desen yani sokaktaki 7 yaşındaki çocuk da bilir. 40 yaşındaki adam bilir oyun dünyasında. Evet. GTA 6 geliyor dediğin zaman zaten internet kavrulur. Reklamını zaten oyuncular yapar yani hani ben temelde. Ben zaten şeyi anlayabiliyorum geliştirme parası da PR çok enteresan. Tarafını hiç anlamıyorum evet, yani. Şeye falan veriyorlar bu Super Bowl'un arasında işte sahnesi 2 milyon dolarlık falan reklamlar var ya. Evet. Ben ona da versen 125 milyon dolardan bahsediyorsun yani. Bak şeyi ama GTA'nın yüksek maliyetini anlarım. Anlarsın. O kadar seslendirme, o kadar şey motion capture falan var çok normal. Yani bir GTA 5'in dünyasını düşün 137 milyon dolar. Bir Destiny düşün 140 milyon yani aralarında 3 milyon dolar var ama GTA'nın 5'in o emek, o dünya, başka o canım, yani bütünleşik hali. Evet. Bütünleşik hali var bir kere yani. Bütün halinde alıyorsun. Ama dediğim gibi o bana arkadaşlar yani reklam tarafı biraz şey geldi. İnanılmaz yüksek geldi. Çünkü gene söylüyorum yani ben reklamcı değilim. Amenna da yani GTA 6 gibi desen reklama gerek kalmıyor. İnternet zaten kavruluyor yani. Ama ne para kazandı Rockstar'da bir yandan. Bir de remake yaptı. O da bir o kadar sattı. Remaster'ı. Önce o da bir sattı. PlayStation'da Xbox 360'a şey çıkardı. Geldi, sonra evet, PS4'de Xbox One'a adapte etti. PC çaktı. Adam aynı oyunu 3 kez sattı. Sattı. Ve daha geçenlerde biliyorsun İngiltere'de yine en çok satan oyundu yani evet, yılbaşında. Evet. İnanılır gidiyor yani. Yani. Çok sevildi. Bir de çok enteresan. Biz onunla kaymağını yemedik ama onun o Maltese Haste Maltese vardı. Oynamadık ama hala oynayanı varsa hani alta hani rica edeceğim. Yazsın oynuyor musunuz? Gidiyor mu? Sen ne diyorsun? YouTube'un yarısı hala GTA'dan ekmek yiyor. Valla. Yani. Haste'den yani tabii Maltese'den. Tabii canım tabii. Yani en aşağı 100 tane 200 tane kanal var. Hala sırf GTA şeyi çekip videosu çekip online'di. Yok modlu GTA. Biz de oynamadık peki Murat'cığım. Ne, nereden bileyim biz yani? Oynamadık ya 2013 yılında. Bırakmıştık biz işleri. O yüzden aslında bak hep söylerim. 2012'nin biz ortasında bıraktık. Hı-hı. Biz bıraktıktan bir 4 ay sonra falan çıktı. Ya ben GTA. Ben bunu konsol üstü oynamadık diye sormuyorum.
Kendi aramızda bile oynamadık GTA'nın muhabbetini. Ya sen boş ver kendi aramızda. Bak GTA 5'in çıkması bizim konsol üstüne kapamızdan 4 ay sonra falan. Ben şey diye düşünüyorum. Ulan şunun yayınını mı yapsam falan diye. O zaman Twitch daha yeni yeni. Bizde de bir tane Hapacı var ya. Evet. Hapacı'dan acaba taksam da yayınını mı yapsam falan diye düşünürken. Patladı. Yani oradan YouTube'a video çeken patladı gitti zaten. Ne güzel. Yani işte bu da vizyonsuzluk mu diyelim ne diyelim yani. Bilemedim. Bilemedim. Peki sana başka bir oyun söyleyeceğim şimdi. Enteresan bir oyun. Murat'tan sorular geliyor. 2013 yılı. Bu oyunu biliyor musun, bilmiyor musun? Onu bile emin bilmiyorum. Emin diyorsun. Tarihin en pahalı ilk 10 oyunu arasında. Deadpool. Aa, bilmiyorum. Bizim bildiğimiz Deadpool evet, değil mi? Deadpool'un Activision tarafından yapılan bir oyunu varmış 2013 yılında. Ve ne kadara mal olmuş? Ne kadara? 100 milyon dolara. Sen biliyor muydun peki Deadpool'un bir oyunu? Yok, hayır. Oha. Enteresan. Hiç fikrim yok. Bizim grupta da yok bu arada. Hani hiç kimse yani, Deadpool'dan bahsettiğimi hatırlamıyorum. Ben hiç Deadpool'la ilgili bir şey 2013 bir yılında... Bir videosu falan koy buraya belki. Valla arayacağım yani. Bulacağım. Şimdi şu anda dedim ki ulan acaba film mi? Film de değil. Yok canım ama. Activision bir de. Evet. Activision'ın oyunu Deadpool. 100 milyon dolar. 2013. Bir de Murat bir şey soracağım. Şu an bir karşılaşma doğru değil ama. Şimdi oyunların yapım maliyetlerine baktığınız zaman filmlerle kafa kafaya gidiyor. Aha. Yani hatırlamıyorum. Mesela Dunkirk en pahalılardan bir tanesiydi galiba şeyin yapımı içerisinde. O da 200 milyon dolara falan yapılmıştı mesela film. Evet. Ve hani ağır savaş sahnesi, çatlan patlan falan var. Bir şey var, oyuncu parası var, stüdyo set, binlerce insan çalışıyor sette falan. Tamam şeylerin de bir personel maliyeti var o yapımcıların ama bu kadar kafa kafaya nasıl gidiyor bu maliyetler? Çok enteresan. Ama şey tarafında, film tarafında prodüksiyon şeyi çok kısa. Yani o çok çok kalabalık bir insanı... Bir yılda bitiriyor. Bir yıl sürmüyor. Olur mu canım? Bir çok, yıl çıkıyor. Çok ha. Şey o filmler bir yıl sürüyor. 4-5 ayda bitiriyorlar şeyi. Çekim aşağı. Montajı çok, var çok, abi. Bak çok fazla insanın çalıştığı süre oyuna göre daha az. Yani diyelim ki diyorsun ya 700 kişi çalışıyor evet. Sette. O 700 kişi 5 ay çalışıyor mesela. 6 ay çalışıyor. Oyunda ise o 700 kişi 4 sene çalışıyor. Ya şey... Yani ben filmi bir yıl, bir buçuk yıl falan çekiliyor zannediyor ama yok, şey yorumuna katılıyorum. Ya şeyde falan Lord of the Rings'in 3 filmini bir arada 2,5 senede mi ne çektiler yani düşün 10 saatlik filmi. Ondan sonra prodüksiyon çok uzun sürdü ama çekim aşaması o kadar şey değildi, uzun değildi. Prodüksiyonda da zaten 3-5, ya 3-5 demeyeyim tam olarak ben de bilmiyorum da binlerce kişi çalışmıyor yani. Çalışmıyor tabii. Prodüksiyon evet. Kısmında. Oyun tarafında... Evet. Baştan sona neredeyse. Çünkü şu an gördüğün gibi yani hani blockbuster filmlerle baktığın zaman kafa kafaya bir maliyet şeyi var ya hani oyunlarında evet. Gidiyorlar yani gidiyorlar. Babalar gibi evet. Gidiyorlar ama işte memnun da değiller evet. Bu işten. O konuyu konuştuk sen GTA 4 de bu arada ondan da bahsedelim. O da 100 milyon dolara mal olmuş. Bak GTA 4 ile GTA 5 arasında sanırım 6 sene var. 2008 miydi GTA 4? Öyle bir şeydi galiba. Sanki. 37 milyon dolara şey yapmış. Hı. GTA 4'te enteresan bir şey vardı hatırlar mısın? Microsoft iki tane şey yapmıştı. Time Exclusive ya da belki Exclusive DLC çıkartmıştı ve 50 milyon dolar vermişti Rockstar'a. Öyle miydi? Hadi ya. Bir tanesi Gay Tony'ydi. Bir tanesi de motosiklet çeteli bir şeydi. Şimdi ha bak, evet 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 doğru evet. GTA'ya yapılan tek DLC'ler bu arada onlar. Hı. GTA serisinde. 360 50 milyon doları da oradan çarpmışlar evet. Microsoft'a. Vallahi. Abi bak bir şey kaliteli olunca heriflerin kazanacağı paranın limiti yok. Aynen çok net, çok abi. Net yani. Her aynen yerden öyle. Kazanıyorsun. Aynen her yerden kazanıyorsun. Ve bu arada bak sen söyleyince uyandım davayı. Mesela çok şerefli firma. Rockstar. Çok şerefli. Niye? Abi şu ana kadar DLC ile satmış olduğu galiba bir tane haste yaptılar ekstra. Hmm. Başka hani öyle DLC temelli bir firma değil yani. Yani ama aynı oyunu 3 kez de sattı. Zorla mı sattı veya bir şey eksik ya, mi yaptı? Tabii canım zorla satmadı. Paket hep doluydu. Tabii o senin seçeneğin. Evet. Ben bir de burada oynayayım. Aynen öyle. Aslında paket oyunu çok sevmenden dolayı. İşte o da kaliteyse. Şey. Herif öyle bir güveniyor ki aynı onu 2 jenerasyonu çıkarttı yani. Xbox 360, Xbox One bir de PC yani aslında 3 jenerasyon var arada. Yaptı herif yani. Bir de şimdi çok... Xbox One X'e bir tane şey yapar mı? Ona patchler artık herhalde. Onu bir daha satmaz. Eşeklik etmez. Bu arada yine Rockstar'dan Red Dead Redemption'da 100 milyon dolar developer maliyeti. Bak burada bir enteresan bir şey var. Witcher 3 ne kadar sence? 60 milyon dolar mı? Değil. İneyim çıkayım. İn. 40. Evet 46 milyon dolara mal olmuş. 35 milyon dolar da reklam yapmışlar.
Bak diyorsun ya, evet. Lan 140 milyon dolar neye harcadınız? Evet. Ya adam 35 milyon dolar harcamış işte. Ama bir şey söyleyeceğim. 81'e bitirmişler. Orada bir nokta var, bir şey karıştırıyorum. Şimdi şunu bilmiyorum. Eğer CD Projekt kendi ülkesine faaliyet gösterip Polonya'da, hı-hı, bu işi yaptıysa, Polonya iş gücünden kaynaklı olarak da bir maliyet düşüklüğü var. Ne kadar olacak? Bayağı olacak. Avrupa ülkesi yine. Avrupa ülkesi mi? Avrupa ülkesi ama sonuçta büyük ekonomik farklar, tamam, var da. Amerika'daki saat başı ücretle Polonya'daki saat başı ücretle bilmem farklı ki yani. Ama 46 ondan, diyorsun. Ya, ama iyi yani gene aslında baktığın zaman. 46 milyon, evet, yani oyunun başarısını düşündüğünde hiçbir şey. Yani demek diğerlerine kulak, evet yani. Demek diğerlerine yani, baktığın yani zaman adamlar beleşe ki bu arada yapmışlar. Yani onda bayağı bir seslendirmesi var. Tabii canım. Şey, sanat, çok geniş bir dünya. Var. Evet, aynen. Yani kaç sene, 4 sene de yaptılar, evet, falan. Senaristik var dünya kadar. Demek ki bunlar eski Doğu Bloğu ülkesi ya. Ucuz adam çalışıyorlar abi. Tabii. Ucuz ya da elleri sıkı. İki tane daha oyun var, onlardan da bahsedelim. Modern Warfare 2 2009 yılında. O da bak bu çok enteresan mesela. 50 milyon dolara yapmışlar. 100 milyon dolar. 200 milyon dolar harcamışlar PR'a. Bu hangisi? Call of Duty Modern Warfare 2 2009'da. İki şey yapmıştı değil mi? Öbür firma, yedek olan. İsmi uzunan. O öbür şeyi yapıyor. Infinity Ward, Modern Warfare 1'i yaptı. Tamam, sonra 2 yaptı. Arada şey var. İşte ismi unuttum, bir tane var. Tamam şimdi. Ha. Okey okey, doğru. Black bir şey miydi? Black Ops. Black Ops değil mi? Aha. Onu o ne farklı yapıyor? Onu, hangi filmiydi? Onlar farklı. Şimdi bu adam, aha, 200 milyon dolar harcamış ikinci, evet, oyuna. Tanıtımına. Ne yaptı acaba 200 milyon dolar? 200 evet, milyon doları. Activision, bak bu arada listedeki şey satıcılara bak. Aha. Activision hep Activision böyle iyi para da basmış. Sağlam basıyormuş Activision arkadaşlar. Son oyunda yine 97'ye gidiyoruz. Bu, aha, da tarihin en pahalı oyunlarından bir tanesi. Ama bu batmamış. Final Fantasy 7. 97 yılında toplam kaça mal olmuştur sence? 70. Çık. 110. Çık. 150. 145 milyon dolar arkadaşlar. 45 milyon doları, 100 milyon dolar da PR. Final Fantasy 7. 7. 1990 ilk. 97'de. Allah Allah. Yani en sevilen Final Fantasy 7'dir biliyorsun. He. Onu yapmak, oha, için ya, 145 milyon dolar harcamışlar. Square Enix biliyorsun o zamanlar para sıçıyordu. Yani bir de film yaptılar, batırdılar, evet, o sırada falan. Vay be, o kadar para harcamışlar mı ya? 145 milyon dolar harcamışlar. Aferin size diyorum. Ama bak bu arada bir daha da ondan sonra adam edemediler Final Destiny Fantasy. 2 gibi, Destiny gibi hani hayvan içerik olan bir şey yani evren olarak düşünüyorum. Gerçi Final Fantasy çok uzun sürüyordu hani 7 falan, tabii, bayağı deliydi. O da o zamanlardan yani bir 15 yıl öncesinden, pardon ne 15 yılı ya yani arada, diyorsun, evet işte yani. Net 20 net sene. 20 sene var, 20 sene öncesinden bugünün bütçesini harcamış. Aynen öyle. Evet. Şimdi remake'i yapıyor. Evet. Ondan satar. Gerçi o remake ne oldu bu arada? Bir... Bakalım programdan sonra. Bakalım bir. Meraklısına gider çıkıyor abi yani. Aynen. Çok öyle. Gider. İyi para harcıyorlar, evet, arkadaşlar. Bir burada işte Two Human'ı, bir de Deadpool'u hiç anlayamadık. Şu yani Deadpool'a bir bakalım. Ama bak batanlar o zaman aslında Two Human, Deadpool ve Star Wars bunlar arasında. Evet. Direkt battılar evet yani. Bat. Ya Star Wars kendini çıkartmıştır da Two Human'la Deadpool'un çıkarttığını hiç zannetmiyorum ya. Hiç zannetmiyorum. Ben ya, bilirdik yani abi. Değil yani, mi? Bilirdik yani. Yani. Evet arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Biz de hani şey dediğimiz gibi işte ne oluyor ya bu oyunlar kaça mal oluyor diye bir düşündük. Dedik ki bir bakalım. Ne diyormuş ne diyormuş diye. Belki bunun şeyini de yaparız böyle bunların biraz daha altına kalın da eğer giderse bu seri. Diğer maliyeti daha da düşük, daha düşük bakarız. Olup daha güzel satanlara, evet, satana kat kat kazandıranlara da aynen, bir bakarız. Gideriz. Evet. Bu, peki, arada arkadaşlar Patreon'a da uğramayı unutmayın. Linki de aşağıda bir yerde yazıyor. Sizi de patronlarımız arasında görmek isteriz. Ne mutlu bize. Hadi bakalım. Görüşürüz.